Yerlerimizin burnu kanamadan sağ salim anne yurtlarına dönmelerini nasip eyle. İslam alemiyle beraber can Azerbaycan'ımızı, memleketimizi, İslam coğrafyasını şerbaz insanların şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi, Müslümanların arasına cehalet yaparak, mezhep yobazlığı yaparak, mezhep bağnazlığı yaparak, mezhep çilik yaparak, mezhep tefrikası sokmak isteyenlere, bu sünnidir, bu şiidir deyip Müslümanları birbirlerine öcü göstermek ve kutupları derinleştirmek isteyenlere fırsat verme. Ehli sünnetiyle, şiasıyla Müslümanların vahdet içerisinde yan yana, omuz omuza, kardeşçe yaşayıp maddi, manevi, ilmi, askeri, sanatsal alanlarda her geçen gün ilerlemelerini takdir eyle. Evet, sürçülisan olmasa kelimesini her zaman diyorduk ya, sürçülisan olduysa, ama sürçülisan kelimesini söylemeden önce Mevlana'dan bir şey anlatayım, kapatayım. Az önce birisi yazmış, gökten efendim kemik yaksaydı köpeğin duası kabul olurdu. Evet, ben o sözü yazan kardeşime, o bize köpek de dese biz ona köpek demeyiz. Biz öyle bir terbiye almadık. Öyle bir ahlak bizde yok. Bizim imamlarımızın babalarına sövdüler, onlar sövmedi. Mevlana'dan ben bir cevap vereyim. Mevlana'ya biri çok küfür etti sokakta. Çok çok küfür etti Mevlana'ya. Mevlana alt dudağını ısırdı. Şöyle yaptı. Ve yoluna devam etti. Yoluna devam etti Mevlana. Orada bu olayı görenler geldiler Mevlana'ya, sordular. Efendim, bu adam sana çok ağır küfürler etti. Sen niye cevap vermedin? Dedi, cevap verdim. Siz fark etmediniz mi? Efendim, siz hiçbir şey söylemediniz. Dedi, hayır, ben alt dudağımı ısırdım. Dediler, efendim bu cevap mı oldu? Dedi, tabii bu cevap oldu. Dedi, nasıl cevap oldu? Dedi, size bir soru sorayım. Yolda giderken bir köpek sizi ısırsa, siz o köpeği ısırır mısınız? Isırmazsınız. Eğer bir insan köpekleşmiş seni ısırıyorsa, beni ısırıyorsa, ben şaşkınlığımdan dolayı dudağımı ısırırım. Derim, aman ya Rabbi, insandır bu. Allah buna akıl vermiş. İnsan olan bu akıl sahibi nasıl bu hale geldi? Şaşırıp alt dudağımı ısırırım ama onu ısırmam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle inşallah.